Anne, efendim kızım. Birazdan Koko Şirem su gelecek. O yüzden onu sen içeri al. Çünkü yukarıda birazcık işlerim vardı. Koko Şirem kim kızım? Arkadaşım anne ya. Anneciğim, kim arkadaşım? Ben tanıyor muyum? Siteden arkadaşım. Peki Pelin suya mı oldu anneciğim? Ne oldu? Anne sus, adını bile anma, hemen gelir şimdi. Nasıl yani, onun haberi yok mu senin başka arkadaşınla buluşacağından? Tabii ki de hayır. Grupta değil mi? Değil, çıkardım. Çıkardın mı? Anne. Ayelim. Anneciğim ayıp ama ya. O bir numara ne Pelin Su? Pelin Su deyince hemen fırlarken o kadar kulağa iyi duruyor. Anneciğim bir numara çok uzakta, nasıl duyacak ya? Tamam anneciğim, ben arkadaşın gelince haber veririm sana, tamam mı? Hadi bakalım kimmiş bu arkadaşı? Kulaklığını da burada unuttu şaşkın. Aa, neydi, Kokoş İrem Su muydu? Bak ya, bak kalp yapıyor. Kimmiş bu kız bakalım? Zehruş mu? Kızım, ne Zehruş'u ya? Ne kadar ayıp bir şey. Tamam Zehra teyze. Elo nerede? Kızım Elo ne? Elif Sinem onun adı. Elo nerede? Şu saçlara başlara yaklaştı. Saçlarını boyatman hiç oluyor mu? Boyatmadım. Doğal olur Tabii herkes. canım tabii. Mavi renk de doğal renktir zaten. Gözünde gözlüğü bile düzgün takmamış. Şuna bak. Kızım gözlerin çok güzel. Çıkarsana şu gözlüğü. Bir de koyu renk ruj sürmüş. Şuna bak. Çok ayıp. Bu yaşta hiç oluyor mu öyle şeyler? Annem yaptı aşko. Ay, anneni de çok merak ettim şu an. Siz yeni mi taşındınız siteye? Tabii ki de evet. Ha, kaç numaraya taşındınız? Tabii ki de bir numara. Çünkü ben bir numarayım. Bak ya, bak havalara bak. Ya orada şey oturmuyor muydu gıcık? Ay pardon. Pelin Su oturuyordu orada. Pelin 3 numaraya taşınmış, biz de 1 numaraya taşındık. Bak ya, o niye evi değiştirmiş ki? Dur ya, annesine bir sorayım. Ya da neyse, hiç söylemeyeyim ki, şimdi o da gelir. Sen Pelin Su'yu tanıyor musun? Tabii ki de tanıyorum aşko. Nasıl tanıyorsun peki? Elif anlatan da gördüm. Gizlice videolarını çekmiş, onları da gösterdi. Ne yapıyordu biliyor musun? Elif'in çantasını Ay. karıştırıyordu. Aynı okula. Siz de mi aynı okula gideceksiniz Elif Sinem'le? Yes, Kızım tamam, gel, ben seni sevdim, yaramaz değilsin sen, gel aferin, gel Elif Sinem'i çağıracağım şimdi sana. Şuna bak, çantası falan da nasıl kokoşmuş. Ay teyze bir dakika, ayna var mıydı? Şurada arkanda var, ne yapacaksın aynayı? Makyajımı tazeleyeceğim. Aa, ne makyajı kızım bu yaşta? Tabii ki de makyajımı tazeleyeceğim, o zaman olmaz. Bak ya, bak bir de makyaj malzeme. Aa, fırçaymış, iyi bari. Yüzüne böyle yabancı maddeler kullanma, sen daha çok küçüksün. Ne küçüğü be? Aa, çok ayıp, öyle Ben daha konuşulmaz. 11 yaşındayım. O ne, o sürdün? Lip balm tabii ki de. Kızım zaten dudağında ruj var, onu sil de sürsene. Aman boş veriyorum. Bak. Parfümlerimi de sıkayım, tamamdır. Paris'e gittik ve Paris'in parfümünü aldık, gör gör. Ay, benden kokoş süslü. Şuna bak, kim bilir annesi nasıl. Oh, çok kötü. Neyse hadi gel gel. Hadi gel gel, içeri gel, Tabii tamam. ki de dur. Ocelerimi tazelemeliyim. Kızım sen ne yapıyorsun? Gelirken yapsaydın ya hepsini, Tabii bak. ki de şaka, kalem. Ay ne güzel, kalemi bile oje şeklindeymiş. Tamam hadi gel, seni içeri alayım. Elif Sinem geç, çağıracağım. Ay çok kötü kokuyorum. Ay parfümü de beğenmedi, şuna bak. Gel gel gel, içeri gir. Ben Elif Sinem'i çağıracağım şimdi. İyi ki Elif Sinem böyle değil. Geç hadi. Ah Elif Sinem, ah, bir tane doğru düzgün arkadaşın yok. Elif Sinem! Elif! Kızım arkadaşın Kokoş... Ay pardon, İrem Su geldi, gel hadi. Çabuk gel çabuk. Ah Elif, ah, geldi arkadaşa bak. Ay evleri çok güzelmiş. Televizyonu da çok kocamanmış. Benim televizyonum pes pembe. Bir de sevmediğim yanları kanepelerin pembe ve mor olmaması. Ve hiçbir yer, duvarlar pembe değil, mor değil. Ben bu evde yaşayamazdım. Ama yine de çok güzel. Ben şıkı severim. Sadeyi hiç sevmem. Ve bu evde sade ve şık. Kızım sen kiminle konuşuyorsun? Tabii ki de kendimle konuşuyorum, Zehroş. Kızım niye Zehroş diyorsun? Zehra abla desene. Ben kokuşum. Kokoş olunca böyle mi konuşmak gerekiyor? Çok ayıp bir şey ama yaptın. Aynen. Ben Elif Sinem'i çağırdım da sen kimle konuşuyordun? Kendi kendime
dedim ya, duymadın mı? Evet, bir şeyler diyordum pembe mor diye. Beğenmedin mi evimi? Beğendim ama renklerini beğenmedim. Sade. Bak ya, bak elindeki de pembe, üstündeki de pembe mor. Saçların niye mavi o zaman şaşkın? Gözlerimle uyumlu olsun diye boyadım. Zehroş. Bak ya şuna bak. Elif gel artık, neredesin? Geldim anne, geldim. Hoştu, geldim. Geldi de bir dakika, seni şuraya alayım, ben bir şey diyeceğim sana, o içeride oturuyor, duymasın şimdi. Kızım, bu arkadaşının saçları bir şekil mavi mavi böyle, gözünde gözlük, dudağında çok koyu renk bir boya var. Bu yaşlar için uygun mu sence? Hayır. Sen ne yaptın? Sen de mi makyaj yapmaya çalıştın? Buraların pembe pembe olmuş. Hayır, onlar sim. Sim mi? Anneciğim, sen de onun gibi mi olmak istiyorsun? Hayır, onda tabii ki de. Aa, bir dakika, üzerinizdeki kıyafet de aynı. Ay ay ay. Ne oldu? Ay, çok sinirlenecek. Niye, ne var ki kızım, aynısınız, ne güzel işte. Kendinden bir tane olmak istiyor sadece. Ha, pişti oldun diye sinirleniyor yani. Ay, havalara bak. Kızım bak, onun gibi davranmaya başladın. Bence şu elin kolun bir rahat dursun. Tamam aşka. Eyvah eyvah, oh, gizli no. Ne oldu? Ay Elif, yapma ne olur, şaka de. Bak ya bak. Şaka yaptım önce, şaka. Anneciğim şaka olsun lütfen. Hadi geç arkadaşın yanına, hadi gel. Gel gel, burada. Tamam. Nerede kaldın aşka? 2 saattir seni bekliyorum. Niye çağırdın o zaman beni? Hayır, hayır. Ne oldu? Ne oluyor ya? Kızım niye bağırıyorsun? Aynı üzerimiz olmuş. Bana kıyafet getirin. Kıyafet. O zaman Elif, Sinem'in kıyafetini giymiş olursun. Yine aynı şey oluyor. Gidelim Sinem, değiştir de gel. Vallahi hiç kusura bakma. Hanımefendi, Elif Sinem senin için kıyafetini değiştiremez. Ne güzel işte, ikiz gibi oldunuz. Çok güzel oldu. Ayrıca sen niye bağırıyorsun? Niye Elif Sinem öyle davranıyorsun? Çünkü dünyada tek ben olacağım. Çok ayıp bir şey bu yaptığın. Bak, Elif Sinem'e Pelin Su konusunda çok ayıp çok ayıp diyordum. Şimdi sana diyorum çok ayıp çok ayıp diye. Çıkar şu gözlüğü artık. Ay, çıkarmayacağım aşk ocuğum. Hala aşk o diyor. Elif Sinem. Ne bağırıyorsun İrem Su? Annem doğru söylüyor. Anneciğim bak, doğru söylüyorum tabii ki de, aynı kıyafeti giymişsiniz. Ben olsam çok sevinirdim ya. Niye bağırıyor bu arkadaşım böyle? Hep mi böyle bu? Hayır. Sadece şimdi mi böyle davrandı? Senin yanında. Elif Sinem, sen nasıl Pelin Su'yu sevmediysen, ben de bunu sevmedim. Aynen. Ayıp 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 diyordum Pelin Su'ya. Ben de ona katlandım. Sen de şimdi bu arkadaşıma katlanacaksın. Ne yani, benim yaptığım mı ayıp? Evet. Ödeşiyoruz şu an. Anneciğim, onun yaptığı ayıp. Bana ne diyor, duymadın mı? Arkadaşlar. Aşko diyor ya. Neyse Elif Sinem, hadi siz geçin, ben size bir şeyler getireyim. Elif Sinem, çantasında makyaj malzemeleri var, otur şuraya. Sakın izin. Eyvah, yüzüne sürdü bile. Kızım, onun yüzüne sürdüğünü sen niye yüzüne sürüyorsun ya? Şuna bak, pembe pembe pudralar var. Anneciğim dokunma. Ne oldu dokunduysa, benim bebek gibi bebek gibi yüzüm var. Onun yüzü. Ay, buruşuk buruşuk. Çok ayıp değil mi İrem Su? O da seninle aynı yaşıt. Ne demek buruşuk buruşuk? Benim kızım tertemiz. Şaka yaptım. Çok güzel. Yeni banyo yapmış. Duydum da. Sen de mi banyo yaptın? Evet, ben de banyo. Oh, mis gibi oldunuz iki arkadaş. Oh. Bak ne güzel, kıyafetleriniz de aynı güzel güzel. Tamam, şunu yüzüne sürüp durma. Onu ver onu bana sen. Şunları eline yüzüne sürüp durma. Yeter. Bunlar zararlı, faydalı şeyler değil. Ne var o çantanın içinde? Şuna bak, içi makyaj malzemesi. Oyuncak mı bu? Aa, burada oyuncak var. Ay, bu oyuncaklar güzelmiş. Bak, çantanda böyle oyuncaklar taşı. Çok güzel, Elif'le oynarsınız. Hayır. Al bakayım şunu da, ben gidiyorum. Hadi bakalım. Galiba annem beni sevmedi aşko. Annem bütün çocukları sever. Düşünsene, gıcık suyu bile seviyor. Seni de seviyordur da, sadece böyle aşko kuşko davrandığın için sevmedi biraz. İyi bari aşko, ben anneni sevdim ama biraz. Sen burada dur, ben ücre getireceğim, sonra seninle tanıştıracağım, tamam mı İrem? Tamam, getir bakalım. İnşallah tatlış ve pembe bir kedidir ya da mor olabilir. Çünkü benim köpeğim ve kedim, köpeğim pembe, kedim de pembe renk. Saçmalama İrem Su, tabii ki de kedim gri renk. Bekle, ben getiriyorum. Ay, getirdim. Al İrem Su, biraz sev. Ay, kedin çok tatlıymış. Bir gün bana bunu bırak, ben bunu pembeye boyarım. Koko, oh, koko no. İstemiyorum. Sen benim biraz uykum geldi. Sen evine gitsen olur mu? İyi, tabii gidiyorum.
Ya öteki geldiğimde sana yeni makyaj malzemeleri getireyim de yüzüne süreyim. Ama bir şey soracağım. Sen beni 5 dakikalığına mı çağırdın? Bir tane doğru düzgün arkadaş bak. Benim odamın uykum yoktu, canım sıkıldı, seni çağırırım. Hadi git evine sen, annen de çağırıyormuş. Tamam gidiyorum aşka. Ya senin okuluna kaydolacağım aynı sınıfa. Çok güzel olacak. Tamam. Görüşürüz, bay bay. Dur. Ben diyorum hoşça kal aşk hocam. Ay gitti şükür. Hemen Büşra'ya bakayım, belki götürmüştür onu. Götürmemiş. Kedi İrem Sun. Sinem? Anneciğim ne oldu? Nerede arkadaşın? Gitti ve giderken müdür onun üstüne çıkıp kulaklığını almış İrem Sun. Bu İrem Sun'un kulaklığı mı? Evet. Ama ben gördüm, bunu ona o takıyordu. Kediye bunu takmaya çalışıyordu. Aa, olur mu anneciğim, hiç öyle şey ver bakayım. Niye gitti o, sen mi gönderdin? Sen de sevmedin değil mi? Yok çok sevdim ama uykum geldi biraz. Hadi hadi ben doğruyu söyle. İyi tamam anneciğim, hadi bücür dal. Hadi iyi geceler anneciğim. Gel bakalım. Bunu da götür, yarın ona verirsin, al bakalım. Burada dursun. İyi tamam hadi git bakalım. İyi geceler. Arkadaşlar bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yorum açık değilse öteki videolarımıza yazabilirsiniz. Aa, ben önceden ne renkli, eğlenceli. Bir tane de bizim eve gelse keşke. Acaba bu boyalarla saçımı rengarenge mi boyasın? Aa, böylece gelmiş. Herhalde. Anne, 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 anne. Anneciğim kim geldi acaba akşam akşam? Palyaço geldi. Kızım ne palyaçosu şaşkın, palyaçonun ne işi var burada? Aa, bu palyaçonun burada ne işi var Elif Sinem? Aa, ne oldu? Bunlar da ne? Aa, iki tane şeker getirmiş. Elif Sinem sen mi çağırdın bu palyaçoyu? Dur bakayım, niye kapatıyorsun kapıyı? Aa, gitti palyaço, çikolataları bıraktı gitti. Bakayım neymiş o? Rengarenk şekerler getirmiş. Elif Sinemciğim bu şekerler sihirli olmasın. Dur sakın yeme sakın. Elifciğim yeme sakın. Ama anneciğim en son cadı getirdiğinde sihirliydi bak. Yeme dedim sana anneciğim. Bakayım dök bakalım elime. Rengarenk şekerler mi var içinde? Aa, şuna bak, içinde rengarenk şekerler var. Hangisini yiyeceksin Elif? Ama anneciğim ben şu an çok tedirginim. Dur bakayım hangisini yiyeceksin? Elif Sinem şunun içine dök de. Getir anneciğim bakalım şu şekerler nasılmış. Aa, bu normal şeker gibi duruyor. Elif umarım sihirli değildir anneciğim, ben şu an korktum. Hangi renkten başlayacaksın? İçinde her renk şeker var. Yeşilden başlayacağım. Yeşilden mi başlayacaksın? Ama anneciğim ben şu an çok korkuyorum. Yemesen mi acaba? Korku olabilirim. Yok canım, daha neler sende. Neyse ye bakalım hadi. Lezzetliyse ben de yiyeceğim. Elif Sinem, kafam brokoli oldu anneciğim. Ya şuna bak, çok tatlı bir brokoli oldun ama ben sen. Ben brokoli sevmem, çok kötü kokuyorum. Bence de. Yok anneciğim kötü kokmuyorsun, sağlıklı bir yiyecek oldun, seni yiyebilir miyim? Ay palyaçonun yaptığı şakaya bak, onun saçları gibi kafanda brokoli var. Ay Elif Sinemciğim hemen başka renk şeker ya, acaba onlar düzeltir mi seni? Hemen bir tane daha. Kırmızı mı yiyeceksin? Elif Sinem kırmızıyla domates olmazsın umarım. Sarı mı yiyeceksin? Yok kırmızı yiyeyim, domates olur belki. Patlayacağım domates birden. Elif çok komiksin, kocaman açtı ağzını. Umarım düzelirsin anneciğim. Hadi bakalım. Elif kafan kocaman bir domates oldu anneciğim. Elif seni yerim ben, senden menemen yapabilir miyim? Ay bunlar nasıl şeker, böyle sebzeli şeker mi bunlar ya? Tadı nasıl, tuzlu mu, sebze gibi mi? Bildiğin çikolatalı şeker. Nasıl seni bu hale getirdi böyle anneciğim? Şuna bak, kocaman domates kafalı sevimli bir domates oldun ya. Anneciğim turuncuya da, turuncu seni niye çevirecek acaba? Ay hadi bakalım. Kaç tane yedin Elif, dur yoksa kocaman bir portakala dönüşürsün. Anne yanındaki bu gözlüğüm ne? İnanmıyorum Elif, çok süslü bir portakal oldun. Aa şuna bak, bir de dil çıkarıyor. Yaptığına bak. Elif kocaman da küpelerim var. Kendini nasıl hissediyorsun böyle? Anne kafam çok
ağırlık yapıyor ve düşebiliyor. Elif Sinem, böyle okula gidersen seninle çok dalga geçerler anneciğim. Hemen düzelmen lazım. Ben seni nasıl düzelteceğim? Acaba şunu da mı açsak? İki tane getirmiş. Biri seni bu hale getiriyor. Belki de bu da düzeltir. Sen neyse. Sen iyi ye. Ben şu limon olurum. Elif Sinem, ben senin düzelmeni istiyorum. Limon olmanı istemiyorum ki. Kaç tane yiyorsun? Dur. Tamam. Nasıl tadı? Ekşi mi? Ay Elif. Ay kendimi çok merak ediyorum. Elif, kafan kocaman bir limona dönüştü bu sefer de. Aa, Bücür. Elif'in halini görüyor musun? Sen sakın yeme Bücür. Sen sakın yeme, gel buraya. Palyaço sihirli şeker getirmiş. Görüyor musun Elif Sinem'in halini? Aa, Elif Sinem, senin düzelmen lazım anneciğim. Ben kahverengiyim. Belki köfte olurum. Kızım yok, köfte falan olma sakın. Ay Elif, kahverengiyi de yedi. Şimdi köfte kafalı bir çocuk mu olacaksın sen? Okula böyle gidemezsin. Seninle dalga geçerler değil mi Bücür? Bir şey söyle. Bak Bücür yemiyor, benim sözümü dinliyor. Bücür sen sakın yeme, tamam mı? Kocaman bir limon topu olursun yoksa. Ona verme, tamam mı? Bücür, nasıl görünüyor? Ay Elif. Ay yesem mi acaba? Yok yok, yemeyeceğim. Çok komik görünüyorsun. Yok yemeyeceğim, korktum ben. Bence de çok komik görünüyor değil mi? Bücür hayır. Elif, hangisini yiyorsun anneciğim? Daha yeni kahverengi yedim. Bücür görüyor musun? Şimdi de kahverengi yiyecek. Acaba neye dönüşecek? Hadi bakalım. At bakalım ağzına. Belki de seni düzeltir kahverengi olan. Hadi ye bakalım. Ay iki tane birden aldı şaşkın. Eyvah eyvah Elif Zeynep, kocaman köfte kafalı bir çocuk oldun sen ya. Ay acıktım Elif. Şu an gözüme çok kötü görünüyorsun. Acaba seni yesem mi? Hayır. Elif nasıl düzelteceğiz anneciğim seni? Ne yapacağız şimdi, bu palyaço görüyor musun bize yaptığını ya? Bir sürü renkli şeker getirdi. Elif Sinem'i şekilden şekle soktu. Anneciğim mavi mi yiyeceksin şimdi de? Ya Elif, mavi ne yapacak sana acaba? Yok anneciğim, belki bu seni düzeltir. At bakalım ağzına. Ay hadi düzel lütfen. Ay Bücür de kaçtı gitti korkudan. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Hadi anneciğim ye, yut da hemen düzelmen lazım. Aa Elif, maviyi yedin. Bu sefer ne meyve oldun ne sebze oldun. Sonic oldun ve çok kızgın bakıyorsun. Oh, no. Ya ben bu şekerleri hiç beğenmedim. Ne yapacağız biz, seni nasıl düzelteceğiz şimdi? Hepsini ye anneciğim. Her renk getir bakayım, göster. Her renkten bir tane al bakalım eline. Bir tane kahverengi, kırmızı, yeşil, turuncu, sarı ve mavi. Hadi bakalım. Aç bakalım ağzını. Şimdi ye bakalım. Yedin mi? E hadi düzel artık. Niye düzelmiyorsun? Anne bana bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Ay Elif ne oluyor sana? Korkutma beni. Aa Elif. Ya kurabiye oldun, bu kadar çok şeker yediğin için mi kurabiyeye dönüştün? Ne oldu? Aa, sen niye yerinde duramıyorsun ya? Yani kan şekerin yükseldi tabii. Eyvah eyvah Elif Sinem, bir türlü düzelmiyorsun anneciğim. Şimdi de Pikachu oldun ya. Ne yapacağız biz şimdi? Ben seni nasıl düzelteceğim bilmiyorum. Acaba bu şeker paketini çöpe atsam düzelir misin? Bilemedim şu an. Anne bana yine bir şeyler oluyor. Ya Elif ne oluyor sana? Lütfen düzel artık. Anne kan şekerim yükseldi. Yerimde duramıyorum. Elif Sinem, şu anda kırmızı tulum giymiş bıyıklı bir adama dönüştün anneciğim. Ay çok hızlı hareket ediyorsun. Senin kan şekerini nasıl düşüreceğiz? Seni nasıl düzelteceğiz bilmiyorum. Benim hemen doktoru aramam lazım. Aa, anne bana yine bir şeyler oluyor. Eyvah eyvah, hemen doktoru aramam lazım. Ya Elif, şimdi de dev bir Hulk'a dönüştün. Ne oluyor bu şekerler? Ne böyle? Ben sevmedim hiç bu şekeri. Ama o palyaçoya yapacağımı biliyorum. İki tane şeker bıraktığına göre biri şaka, biri de gerçek olmalı. Bizimle resmen böyle çok kötü bir şaka yaptı anneciğim. Aynen. Elif Sinem, sen niye yerinde duramıyorsun, dans ediyorsun ya? Bilmiyorum ki. Hadi al bakalım şunu, aç hemen ye. Hadi al. Hadi al bakalım. Elif, şekerlerin hepsini yedin mi? Ama düzeldin, işe yaradı çak. Ay ben o palyaçoya bir daha güvenir miyim? Bir daha kapıya geldiğinde sen... Hayır Elif, sakın yeme. Getir şunları, bunların hepsini atmam lazım. Bunu da ver, o palyaçoya yapacağımı ben biliyorum. Sakın bir daha kapıya gelen abur cuburları yeme, tamam mı anneciğim? Bak görüyor musun ne kadar zararlı? Bu da onun ispatı. Bücür nerelerdesin sen? Eyvah, bu da yoğurt yiyecek. Elif Sinem sakın yedirme. Verme sakın. Hadi bakalım, bu da size ders olsun. Sağlıklı yemekler yiyin, abur cubur yemeyin. Bunları da çöpe dökeceğim.